Değerli kardeşlerim, Yasin suresinin 2. sayfasını hatırlayın. Orada Cenab-ı Allah bir mücadelenin nasıl gerçekleştiğini, hakkı savunanlarla batılın devam etmesi için karşı karşıya gelenlerin nasıl mücadele ettiğini ve de bu esnada haktan yana tavır koymuş, bu mücadeleyi uzaktan haber almış olan bir şuurlu, mücahit bir Müslümanın koşarak gelip bu mücadeleye müdahale ederek ve Allah'ın vahyini tebliğ eden, peygamberlere karşı direnen komşularına, akrabalarına, arkadaşlarına direnmemeleri gerektiğini, kendilerini davet eden kimselerin gerçekten Allah'ın temsilcisi olduklarını ve davet edilen yolun yegane kurtuluş yolu olduğunu tekrar tekrar onlara hatırlatıyor. Ve buna rağmen karşısındaki kitle hala direniyor. Sonunda bu direnci görünce diyor ki, siz ne yaparsanız yapın, sizler ve bütün dünya bilsin ki ben bu hak davaya inananlardanım. Ve hayatım boyunca da bu davanın hayata hakim olması için mücadele edeceğim. Çünkü sizin inandığınız davanız, ilkeleriniz, tanrılarınızın bana bir faydası olmayacak. Halbuki benim Rabbim olan Allah'a olan imanım sonucunda Cenab-ı Allah beni aklımın, hayalimin bile alamayacağı nimetlerle nimetlendirecek diyor, direniyor ve sonunda şehit ediliyor. Cennete girerken diyor ki, bakınız bir Müslümanın ortaya koyması lazım gelen tavır, kendisini şehit edenlere hala cennete girerken acıyor, keşke diyor, keşke Rabbimin bana verdiği bu nimetleri bana direnen, beni şehit edenler de fark etse de onlar da iman edip benimle beraber cennete girseler diye üzülerek cennete giriyor. Değerli kardeşlerim, şimdi bu kıssadan hisseyle şu anda bizim Saadet Partisi olarak ortaya koymuş olduğumuz tavır, işte Rabbimizin Yasin suresinin 2. sayfasında anlattığı tavırdan farkı var mı? Biz de aynı şeyi istemiyor muyuz? Biz de herkes cennete girsin istemiyor muyuz? Biz de herkes insanca yaşasın istemiyor muyuz? İstiyoruz değil mi? Hak olsun, adalet olsun, doğruluk olsun, zulüm olmasın, gelir dağılımında adaletsizlik olsun, mahkemelerimizde adalet olsun, devlet dairelerinde ehliyet ve liyakat sahipleri iş başına gelsin de insanlarımızın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Bu mücadele kıyamete kadar sürecek olan mücadeledir. Ne mutlu bizlere ki Cenab-ı Allah bu saflarda mücadele etmeyi bizlere nasip eylemiş.